Sayın Bakan. Sayın Bakan. Evet. Sayın Bakanlar, basınımızın değerli yöneticileri, temsilcileri. Öncelikle Sayın İstihbaratçı Madenicilik Haberleşme Bakanımızla Kalkınma Bakanımıza bizim Mersin'e teşriflerinden dolayı hem hoş geldiniz diyorum, hem şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız bugün bir dizi temel atma törenlerinde, bakanlığıyla ilgili olarak temel atma törenlerinde bulunmak üzere ilimizi teşrif ettiler. Ben yapılacak yatırımlardan öten Sayın Bakanımın onlar yatırımları açıklaması, bu müjdeleri vermesi, biz Mersinlileri, Mersin halkını, çünkü Mersin halkının özlemle beklediği yatırımlar bunlar. Ben Mersin halkı adına hem Ulaştırma Bakanımıza, Kalkınma Bakanımıza bir defa daha şükranlarımı arz ediyor. Tekrar Sayın Bakanlarımıza ilimizi teşriflerinden dolayı teşekkür ediyor. Hoş geldiniz diyorum. Evet, değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikli olarak tabii Ulaştırma Denizlik ve Haberleşme Bakanımıza kullandığı için teşekkür etmek istiyorum. Geçen hafta bakanlar kurulunda sağ olsun Mersin'e birlikte Mersin'in hem yatırımlarını yeniliyor hem de süreci daha hızlı nasıl artırabiliriz düşüncesi içerisinde sağ olsunlar Akdeniz sahilindeki tünelleri geri getireceğiz ve bu sene açılacağımızın bazı tünellerimiz olacak. Onlarla ilgili Sayın Bakanımızın bize talimatlar olacak. Tabii ulaştırmayla ilgili kısımları Sayın Bakanımız sizlere aktarır. Ama Mersin'e yönelik olarak şunu ifade etmek istiyorum. Biraz önce konuşmamızı söyleyeyim. 1 Kasım 2015 öncesi Mersin'de devam eden 84 adet projemiz var. Yani kamu yatırım programında olan 84 projemiz var. Bunların üzerine 1 Kasım seçimlerinden sonra tam 127 proje yaptık. Ve bu 127 projenin de önemli bir kısmının yapım ihalesine çıkıldı. Ki toplam tutar ihalesi yapılan yatırımlarımızın proje çalışması falan demiyorum. Proje çalışması falan demiyorum. Yapımına başlanacak olan veya ihalesi yapılmış olan, yapım ihalesi yapılmış olan projenin toplam tutarı 2.9 milyar aşağı bugüne kadar 14 milyar süreçte 14 milyar liralık bir fon yatırımı. Bundan sonraki süreçte daha da hızlanacağız. Özellikle bu temel atmış olduğumuz yatırımlarımız, devam eden yatırımlarımız hızla tamamlanacak. Ben çok genel hatlarıyla ifade edecek olursam, karayollarında 16 adet yapım işine başlamışız bu yıl. Devlet su işlerimiz 43 gölet ve dere ıslahı, toplam 43 projenin yapım ve proje çalışmasına başlamış. Kültür Turizm Bakanlığımızın 9 projesi var. Milli Eğitim Bakanlığımızın 17 projesi var. 17 okul projemiz var. Biliyorsunuz 7-8 civarında bunu artırdık. İlk ödenekle yeni yatırımları ilave ettik. Üniversitemizin 6 projesi, spora yönelik 9 projemiz, sağlığa yönelik
sanayi ticaret 2, İçişleri 5, Adalet'te de 2 projemiz olmak üzere toplam 127 projemizin çalışmalarının 1 Kasım seçimleri sonrası başlamış bulunuyoruz. Her bir projemizi yakinen takip ediyoruz. Ve bir an evvel gerçekleşmesi yönünde de bir çaba sarf ediyoruz. Tabii ben sizlerin, özellikle Mersinli vatandaşlarımızın, basın mensuplarımızın sürekli söylediği bir şey var. Çok konuşuluyor ama ortaya bir şey çıkmıyor şeklinde. Zaman zaman eleştirileriniz oluyor, haklı olarak. Ama proje yapılmadan, yapım işine başlanamayacağını sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Yapıma başlandıktan sonra da bunun bir belirli bir zaman alacağını biliyorsunuz. İşte bugün temelini attık. İnşallah 2017 sonunda 8 yıl yola kavuşacağız. Sizler de takipçisi olacaksınız. Bizler de takipçisi olacağız. Ama yoğun tempoda çalışıyoruz. Bunun işte çevresel etki değerlendirme raporları var. Kamu kurum ve kuruluşlarından izin alınma süreci var ki bakın sadece bir örnek vermek istiyorum. Çeşmeli Taşucu arasındaki otoyol izni için tam 43 kuruluştan, değil mi İsmail'im? 43 kuruluştan görüş aldım. 43 farklı kuruluştan düşünün. Aynı zamanda çevresel etki değerlendirme raporu yapılıyor. Bunların hepsi yapılıyor. Ve bu arada şunu da ifade etmeliyim. Özellikle Karayolları Genel Müdürümüze, Bölge Müdürümüze ve tüm ekibine ben huzurlarınıza çok teşekkür etmek istiyorum. Can siperhane çalışıyorlar. Geceli gündüz, cumartesi, pazar, hiç tatil falan yok arkadaşlarımız için. Gece, gündüz, cumartesi, pazar sahadalar. Sürekli olarak sahadalar. Ve bir taraftan Mersin'imize, diğer taraftan diğer illerine hizmet etmeye çalışıyorlar. Çok yoğun bir gayret içerisinde. Ben huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Buradaki arkadaşlarımız da büyük bir gayret içerisinde. Havaalanı ile ilgili müjdeyi bugün aldınız. Artık ihale edilebilir. Kısa sürede inşallah tamamlanmasını bekliyoruz. Havaalanı ki Mersin'in önünü açacak en önemli projelerden bir tanesi. İşte turizm diyoruz. Turizm neden gelişmedi diyoruz. Turizmin gelişmemesinin en önemli gerekçelerinden bir tanesi de havaalanının olmaması. İşte bu havaalanıyla birlikte Mersin turizminde çok önemli bir gelişme olacak. Ki biz bu ayın muhtemelen sonunda veya önümüzdeki ayın başında turizmle ilgili bir çalıştay düzenleyeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanımız katılacak. Bu çalıştaya yine Kültür Turizm Bakanımız tüm ekibi katılacak. Tüm projelerimizi masaya yatıracağız. Nerede aksamalar var? Her ne kadar bizler takibini yapıyoruz, Sayın Valimiz yapıyor ama bunları nasıl hızlandırabiliriz? Nasıl kısa sürede hayata geçirebiliriz'in arayış içerisinde olacağız. Turizmle ilgili inşallah önümüzdeki ay daha net mesajlar veririz. Bunların sonuçlarını yapmış olduğumuz çalışmaların sonuçlarını daha detaylı olarak sizlerle paylaşacağız. Diğer taraftan gıda organize sanayi bölgesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Herhangi bir aksama söz konusu değil. İnşallah en kısa sürede organize sanayi bölgesiyle ilgili çalışmalara açıkçası biz yapım çalışması diyoruz. Yani diğer çalışmalara başlayacağız. Bununla ilgili tabii kamulaştırmayla ilgili bazı hususlar var. Bunların kamulaştırmasıyla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Ama biz koşarken bizimle birlikte bu işin takibini yapan bürokratlara da koşması gerekiyor. Yine diğer yerel yönetimin koşması gerekiyor ki biz kısa sürede netice alabiliriz. Yine tarım dışında tarım sanayi organize sanayi bölgesi dışında tarımla ilgili olarak işte toplulaştırma çalışmalarımız var. Onları kullandırıyoruz. Bir an evvel toplulaştırma eğitimle ilgili gerçekten eksiğimiz olan okulların süratle tamamlanmasına yönelik gerekli tedbirleri aldık. Derslik başına düşen öğrenci sayısından, Türkiye ortalamasından çok çok daha iyi olduğunu görüyoruz. Bunları daha da iyileştireceğiz. Eğitim
kalitesini daha da yukarı çekecek tedbirlerimiz olacak. Önümüzdeki dönemde kısa bir süre içerisinde inşallah şehir hastanemizin açılışını gerçekleştireceğiz ki önümüzdeki hafta Sağlık Bakanımız buraya gelecek. Burada teknik çalışmalar yapacaklar. Özellikle organizasyona yönelik çalışmaları Sağlık Bakanımız bizzat kendisi burada yapacak. Ve Mersin'imiz için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Mersin'imize güzel bir eser bırakmak, bu eserleri ortaya çıkarmak hepimizi sevindiriyor. Hepimizin yüzünü gülüyor. Hepimizin ortak hedefi bu. Dolayısıyla o hedef doğrultusunda hele hele bu 15 Temmuz darbe girişimi sonrası siyasi ortamda oluşan bu birliktelik, sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin, toplumun tüm kesimlerini bir bütün olarak hareket etmesi, birliğimizi, dayanışmamızı daha da güçlendirmemiz bu süreci daha da hızlandıracaktır. Ki geçen hafta ben Romanya ve Polonya'ya ziyaret gerçekleştirdim. Ki Mersin Milletvekilimiz, Mersin Milletvekilimiz, Sayın Baki Şimşek de bana eşlik ettiler. Yine CHP'den bir milletvekilimize eşlik ettiler. Dolayısıyla bu birlikteliği hep birlikte götürmeliyiz. Dayanışma içerisinde olmalıyız. Mesele ülke meselesi. Ülkemizi seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz, vatanımızı, devletimizi seviyoruz. Hep birlikte hareket edeceğiz. Kararlarımızı ortak vereceğiz. Dayanışma içerisinde olacağız. Elbette seçim zamanı geldiğinde herkes kendi propagandasını yapacak. Kendi çalışmalarını yapacak. Kırmadan, dökmeden, saygı çerçevesinde bunlar yapılacak. Ama seçim bittikten sonra mutlaka o dayanışmanın, o birlikteliğin olması lazım. Çekişmenin olduğu bir ortamda diyelim ki işte merkezi yönetimle yerel yönetim çekişiyor. Başarı gelmez. Ve o ile yatırımda gecikmeler söz konusu. Ne yapacağız? Biz dayanışma halinde olacağız. Yani bir taraftan biz belediyelerin eksikleri varsa, yerel yönetimlerin eksikleri varsa biz onları tamamlayacağız. Diğer taraftan da onlar fikri süreçleri hızlandıracaklar. Daha çabuk karar alacaklar. Daha hızlı bunları uygulamaya geçireceğiz ki bu birliktelik Mersin'imizin kalkınmasına katkı sağlayacak. Ülkemizin, Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacak. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle Sayın Bakanımıza, Ulaştırma Denizlik ve Haberleşme Bakanımıza, Bakanımıza tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Birlikte uzun süre çalıştık. Gerçekten iki önemli bakanlık. İşte Kalkınma Bakanlığı yıllardan sonra, Ulaştırma Bakanlığı'nın tüm ulaştırma yaptığından sonra. Dolayısıyla el ele vereceğiz. Dayanışma halinde inşallah Mersin'in Türkiye'nin önünü açacak yatırımlara birlikte imza atacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli arkadaşlar, ben de evvelimi de Sayın Valimize ve arkadaşlara ev sahiplerinden dolayı teşekkür ederim. Sayın Bakanım söylediler, aslında ülkemizde çetin günler yaşıyoruz, sıkıntılı günler yaşıyoruz. Ve hep beraber bu sıkıntılı günlerin üstesinden gelmek adına vatandaşla el ele, kol kola, geleceği inşallah sağlam adımlarla yürüyoruz. Cümleye buradan bilinçli girdi. Bütün bu olumsuzluklara ve ilerleyişimize çelme takmak isteyenlere, ülkemizin büyümesine, yükselmesine ket vurmak isteyenlere inat, büyük projeleri yapıyoruz. Dün gurur projelerinden birini daha Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantısındaki 215 kilometrelik otoyolu açtık. O kadar devasa bir projeyi açmışken şunu diyebilirdik. Ya ne güzel, vatandaşta olumlu bir algı var, biz 2 gün, 3 gün istirahat edelim. Öyle bir lüksümüz yok. Dün gece orayı bitirdik. Bugün sabah değerli bakanımla geçen hafta konuşmuştuk. Mersin'e gidelim. Mersin'de yapmamız gereken ve yaptığımız işleri yerinde görelim. Arkadaşlardan bilgi alalım. Hızlandırılması adına ne tür tıkanıklıklar varsa bunları çözelim ve bir an önce yol alalım. Dolayısıyla tekrar söylüyorum. Dün çok önemli bir proje yaptık ama yaptık deyip durma lüksümüz yok. Koşturmaya devam etmek zorundayız. Koşturmaya bugün nereden devam ediyoruz? Mersin'den devam ediyoruz. Mersinliler zannediyorlar ki Mersin'e yaptığımız bir proje sadece onlar için yapılıyor. Hayır, ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum ki Mersin, Akdeniz'in doğusuna deniz aşırı ülkeye eriştiğimiz, ülkemizin ticareti ve ekonomisi için olmazsa olmaz bir merkez. Bu merkezden hareketle iç Anadolu'nun doğusu,
Doğu Anadolu'nun tamamı, Güneydoğu'nun tamamının denize açılan kapısı. Dolayısıyla Mersin, Kars için de önemli, Erzurum için de önemli, Gaziantep için de önemli, Şanlıurfa için de önemli. Velhasılı kelam, Mersin sadece Mersinliler için değil, ülkemiz için önemli. Böyle olunca da Mersin'in projelerini büyük düşünmek, büyük projeleri de tek tek hayata geçirmek zorundayız. Değerli Bakanımla birlikte, arkadaşlarımızla birlikte devam eden projelerin bir an önce bitmesi ama Mersin'in ister Akdeniz sahil yoluyla Antalya'ya bağlansın, ister Mersin-Adana otoyoluyla birlikte doğuya doğru gidebilmesi, ister Karaman üzerinden Konya'ya, Ankara'ya bağlanması. Bütün bu güzergahları bir an önce bitirmek, bunları daha kolay erişilebilir, daha kolay ulaşılabilir yapmak adına gayretlerimiz var. Bakanımız söylemedi ama Demir Yolu Seferberliği kapsamında da Mersin çok önemli. Çünkü Mersin'i limanı demir yoluyla Anadolu'ya bağlarsanız işte coğrafyanın hakkını vermiş olursunuz. O yüzden de biz istiyoruz ki İstanbul'dan Konya'ya gelen yüksek hızlı tren Karaman, Adana, Mersin bu bölgeye insin ki şu an onun çalışmasını yapıyoruz. Yine istiyoruz ki buraya kadar gelmiş olan o hızlı tren Adana üzerinden Gaziantep'e doğuya doğru gitsin. Bunun da çalışmalarını yapıyoruz. En önemlisi bakanım söylediği, bütün bu yatırımları yaptınız. Limana kolay eriştiniz. Serbest bölgeye kolay eriştiniz. Mersin'e kolay eriştiniz. Ve yatırımlar yaptınız. Yatırımı yapan ister ki bir an önce geleyim, yatırımı yerini inceleyeyim ve geri dönebileyim. Turizm hakeza, çünkü çok gerçekten Mersin'in olağanüstü kültür ve inanç turizmi anlamda da sahip olduğu değerler var. O değerlere de kolay erişmek lazım. Onun için Çukurova Havalimanı bizim için, bölgemiz için çok önemli. Ve iki gün önce, yani 25 Ağustos'ta ihale kararı onaylandı, yüklenici belirlendi. 218 milyon 500 bin lira eski parayla 218 trilyona ihalesini yaptık. Türkiye'nin en büyük pistlerinden biri 3500 metre boyunda 60 metre genişliğinde bir pisti ve yine 3500 metre boyunda 45 metre genişliğinde de yanında emergency pist dediğimiz, taksi dediğimiz ikinci bir pist olacak ki bu çok önemli havalimanımız için çünkü ciddi bir trafik, hava trafiği bekliyoruz. İhalesi yapıldı. Şu an yasal süreçler bekleniyor. İşte tebligat yapıldı, geri döndü. İnşallah hemen bu süreçler bir ay içerisinde biter. Akabinde de biz kazmayı vururuz. Geçmişte yaşadığımız sıkıntıyı tekrar yaşamamak adına kamu kaynağıyla yapalım diye karar vermiştik. Ve bir an önce Mersin'in bölgemizin hizmetini sunarız bu havalimanına. Yine deniz limanları anlamında Sayın Bakanımız da söyledi. Bölgede limanlar çok çok önemli. Özellikle Taşucu Limanı ile ilgili geçmişte malumunuz sıkıntılar yaşanmıştı. Bütün bu sıkıntıların çözülmesi adına değerli bakanımız da çok güzel bir uyum içerisinde işleri bir noktaya getirdik. Sıkıntılar tamamen bitti. İstiyoruz ki o limanda da bütün yük hareketlerini yapabileceğimiz aktif bir liman hale getirelim ve onunla ilgili çalışmaları da hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Yollarla ilgili temel atma töreninde söylemiştim ama birçok proje yapılmakla birlikte bakanımla da konuştum. Ana projeler olmak üzere Akdeniz sahil yolunun sadece ihale edilmeyen bir kısmı vardı. Gazi Paşa Karadeniz arası 18 kilometrelik bir kısmı. Onun da ihalesini yaptık. Dolayısıyla Akdeniz sahil yolu ki Mersin ile Antalya'yı birbirine hızlı bağlayacak olan bu bölgenin önemli atar damarlarından biri. İhalesini yapmadığımız hiçbir yeri kalmamış oluyor. Bundan sonra bize düşen hızlı bir şekilde takip edip bir an önce bitirme. Ve yine Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ki 11 kilometredir. Bu da bu bölgemiz için çok önemli projelerden biri. Mesafe olarak kısa gözüküyor olabilir ama yerine getireceği fonksiyon anlamında çok çok önemli. Değerli Bakan da onu hasreten özellikle takip ediyor. 1300 metrelik de bir tünel içeriyor. Tünelle ilgili de sondaj çalışmaları yapılıyor. Bu projemiz önemli. Erdemli-Silifke Taşucu arasındaki otoyolumuz çok çok önemli. Ki bu da bağlantı yollarıyla birlikte 92 kilometrelik bir yol. Her iki projede de şu an arkadaşlar proje çalışmalarını bitirmek üzere. Bakanım açıkladı, chat çalışmaları inşallah bitirilmeye çalışılıyor. Bizim yapmak istediğimiz bir an önce bu çalışmaları bitirip 2017'ye bırakmadan bunların ihale süreçlerini başlatmak. Böylece de Mersin'in
ülkemizin her yerinde olduğu gibi hak ettiği değeri elbette ki düne göre çok iyiyiz. 2012 ile kıyaslanmayacak derecede bütün projelerde ilerlemiş durumdayız ama biz çok daha hızlı, çok daha büyük bir Türkiye hedefliyoruz. Büyük Türkiye'nin olmazsa olmazı da Mersin'in de daha büyümesidir. Dolayısıyla düne göre daha iyiyiz ama yarın daha iyi olmak adına bu projeleri inşallah bir an önce hizmete sokacağız. Bu konuda siyasi irade var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği zaten herkesin bildiği bir şey. Başbakanımızla birlikte 65. hükümet olarak da biz bütün bakanlar el ele ülkemizin her yerine refaha götürmek için gayret sarf ediyoruz. Meclisimiz bu konuda iyi destek veriyor. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi vatandaşın da iradesine sahip çıkmak adına dik duruşunu ve omuzlarımıza yüklediği ilave bir sorumluluğu herkes gördü. O sorumluluğun gereğini yapmak için dünden daha çok koşturacağız. Rabbime şükrediyoruz ki şu an iş başındaki ekip bu koşturmayı, bu yükü kaldırabilecek bir ekip. Biz Mersin'den başlamak üzere Kalkınma Bakanı, Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanı olarak sorumluluğu alan ben ve arkadaşlarımla birlikte inşallah ülkemizi yarınlara daha güçlü taşıyacağız. Bakanımızın söylediği hedeflere çok daha hızlı yürüyeceğiz diyoruz. Teşekkür ederiz.